Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gerçekten çok ama çok ilginç bir video ile karşınızdayım. Çünkü dün öyle olaylar gelişti ki Pessimatrix'te. Hücbetlerin ekonomisi arkadaşlar bildiğiniz gibi düşüşteydi. Bir anda yükseldi. Bir anda tekrardan geri düştü. Peki neler oldu arkadaşlar? Hepsini göstermeye çalışacağım. Hemen oyunumuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar, oyunumuza girdik. Hemen şöyle bir minik bir duyuru yapmak istiyorum bilmeyen arkadaşlarımız için. YouTube'da ben genelde videomu yüklüyorum. Akşam böyle 19-19.30 gibi arkadaşlar da yayınımı yapıyorum. Bu ortada yayın yapamıyorum. Bunu da TikTok'a geçtim. TikTok'ta böyle ufak tefek yayınlar yaparak arayı kapatmaya çalışıyorum. Bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar, ben dün tam 1.5 trilyon elmas harcadım. Hepsiyle hüç aldım. Çünkü hüç petlerin fiyatı yükselmeye başlıyordu. Tam yükselmeden almış oldum arkadaşlar. Biraz yükselmişti ama iyi kurtardım. Hemen dün bakalım ne kadar harcamışız ve neler almışız. Şöyle görmüş olduğunuz gibi 1.5 trilyon, tam 1.5 trilyon elmasımız var arkadaşlar. Canlı yayındaydım bu arada da TikTok'ta. Beraber alışveriş yaptık bazı arkadaşlarımızla zaten. Zaten pro plazalarda geziyorum arkadaşlar ve hiç bulamıyoruz. Şuraya bakar mısınız abi? Hiç bulursanız ne ala. Zaten bulduğumu alıyorum. Bakın 26 milyar. Normalde 24.5 falan. Biliyorum arkadaşlar. 26'ya gördüğüm gibi bakın hiç durmadan alıyorum abi. 26'ya bulmuşum, hiç bulmuşum, hemen alayım dedim. Çünkü piyasada hüç de kalmadı arkadaşlar. Herkes takır tukur hüç almaya başladı. Ve gördüğünüz gibi bu adamdan 26, 27 ne varsa fiyatları RAP'ye yakınsa hemen alıyorum arkadaşlar. Hemen alıyorum, hiç bekletmiyorum bile. Yine 26'dan arkadaşlar almaya devam etmişim. Yani bayağı bir alışveriş yaptım arkadaşlar, onu söyleyeyim. Parayı bitirmeye çalıştım kısa sürede arkadaşlar. Bitirdik de zaten bir saatte. Yine server server geziyorum arkadaşlar. Bakın şurada 25.5'a görmüşüm. Hemen Easter Dominus'u alıyorum mesela. 25.5 artık ucuz gelmeye başladı bana ve toplamaya başladım hepsini. Bakın yine yukarıda arkadaşlar 21'den Golden 3 arrak alıyorum. 19.5'tan bile almayan ben, 21'i gördüğüm an alıyorum arkadaşlar. Bakın gezerken hemen 21'e satıldığını gördüm. Uzaktan abi, uzaktan hemen aldım bir tane. Çünkü takır tukur satılıyor. Herkes alıyor, takır tukur satılıyor. Piyasada hiç kalmıyor arkadaşlar. Adam tekrar 21'e koyuyor. Bence adam olayı bilmiyor şu an ve satmaya devam ediyor. Biz de topluyoruz arkadaşlar. Yani bulduğumuz hüçleri hemen alıyoruz. Adam 21'den koyuyor. Ben de alabildiğim kadar almaya çalışıyorum. Şöyle bir sıkıntı var. Bak abi böyle hata veriyor. İşte error diyor. Seller bilmem ne diyor. Bu olay biraz yavaş olmasa daha çok alacaktım arkadaşlar da. Bakmayın yani ara ara böyle olaylar oldu. Hemen yandaki adam 21.2'ye koymuş arkadaşlar. Ben de hemen takır takır oradan da almaya başladım abi. Ben alıyorum, herkes geliyor peşimden, onlar da alıyor. Herkes almaya başlıyor yani, bana kalmıyor öyle söyleyeyim. Hemen bir tane daha almaya çalışıyorum satılmadan arkadaşlar. Biraz da beklemeniz gerekiyor. Biliyorsunuz ki standlarda bekleme olayı var. O çok kötü benim için. Bakın arkadaşlar, açık arttırmada 27.5'dan Painted Cat görüyorum. Hemen TikTok'taki arkadaşlara soruyorum. Canlı yayındaydık zaten, beraber alışveriş yapalım demiştim. Al dediler hemen, ben de aldım arkadaşlar. 27.5'ü koydum. Evet, onu da 27.5'dan almış oldum. Bir tane adam 20'den satıyordu arkadaşlar. Gördüğüm gibi hiç kaçırmadım abi. Direkt dalıyorum yani, direkt dalıyorum ama bu hataları vermese bayağı alacağım da, bu hataları niye veriyor bilmiyorum arkadaşlar. Bak you are doing fast diyor. Seller bilmem ne diyor. Abi şu hataları yapmayın ya. Ben de takır takır alayım yani. Bir tane alabildim arkadaşlar. Galiba bir tane daha alacağım şu an. Bakayım. Evet, iki tane zar zor alabildim öyle söyleyeyim. Adam ne oluyor lan dedi, 21'den koymaya başladı. Biz gene takır takır alıyoruz yani. Adam da şaşırıyor abi ne oluyor diye. Bakın 26'dan Easter Bunny görüyorum. Pahalı mağalı demiyorum, alıyorum arkadaşlar. Direkt al, direkt yani, direkt alıyorum. Arkadaşlar 22'den fazla vermediğim King Cobra'ya 25 veriyorum ya. 25 milyar elmas veriyorum almak için yani. 21'den fazla vermediğim cupcake'i 23'ten, bunların hepsini alacağım şimdi. Bakın takır takır alacağım ama millet, ben alınca millet de geliyor almaya. Ne oluyor lan deyip onlar da alıyorlar. Ben alınca herkes almaya başlıyor arkadaşlar. Bakın hepsi toplandı, şimdi herkes almaya başladı. Ben de buradan alabildiğim kadar almaya çalışıyorum artık, kaç tane alabilirsem diye. Bakın herkes almaya başladı görmüş olduğunuz gibi. Chatten şey diyorlar hani, iyi enchantlı bir şey al diyorlar. Ben fark etmez diyorum abi, takır tukur alacağım, zaman yok, herkes alıyor çünkü şu anda.
Geriye sadece 25 milyardan kobra kalıyor, onu almıyorlar, ben alıyorum arkadaşlar onu da. Derken bir tane adam ne oluyor lan deyip onu da diğeri alıyor. Yani biri bir şey alınca herkes almaya başlıyor arkadaşlar, öyle bir saçmalık var oyunda. Ben tabii hücmet almaya devam ediyorum, şimdi 640 milyarımız kaldı. Arada 300-400 milyarlar ne oldu diyeceksiniz. Ben bazen toplu trade ile de aldım arkadaşlar, onları çekmemişim sadece. Sıkıntı yok ama harcamaya devam ediyorum, yani takır tukur harcıyorum. 31B'ye de Huge Painted Cat alıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi gördüğümü alıyordum artık. Bu sahne çok ilginç oldu arkadaşlar. 36.5'tan alsam mı almasam mı diye düşünüyorken arkadaşlar, bakın bu adam geliyor. Hemen bir tanesini satın alacak şimdi. Bak o satın alınca arkadaşlar panik oluyorum. Ben de satın alıyorum hemen bir tane. Ne oluyor lan deyip ben de satın alıyorum. Yine 21B'den almaya devam ediyorum arkadaşlar. Tabii bu oyunda sürü psikolojisi de var. Yani millet bir şey alınca böyle takır tukur diyor, ne oluyor lan deyip ben de alıyorum. Yani size de öyle oluyor olabilir. Ne oluyor lan deyip siz de almış olabilirsiniz. Yine bu adamdan satın almışım arkadaşlar. Bakın 31B'den Golden Painted alıyorum abi. Böyle ne var ne yok uygun fiyatlı gördüğüm her şeyi alıyorum. Bak 24 hemen al abi. Hemen alıyorum yani. 24'de normalde almam. Şu an alıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bak 40B'den Balon Dragon alıyorum. İyi mi kötü mü bilmiyorum. Fiyatlar artık ucuz gelmeye başladı bana. Yine hayatta almayacağım şeyi 24 milyar verip cupcake alıyorum arkadaşlar. Yani dün çok değişikti gerçekten. Hemen yandaki adama baktım arkadaşlar. Bir tane Golden King Cobra satmıştı 38B'den. Hemen onu da aldım. Ve günün sonunda 78 milyar elmasım kaldı arkadaşlar. Ve huge'lerime şöyle bakmak istedim. Yani envanterime baktım, bayağı bir huge'um olmuş. Bayağı bir huge almışız. Peki ne oldu? Niye millet deli gibi alışveriş yapmaya başladı? Petlerin fiyatı neden birdenbire yükselmeye başladı arkadaşlar? Videonun başında da görmüş olduğunuz gibi 86 milyar elmas kastım ve 1 saat olmadan kastım ben onu arkadaşlar. Çünkü dün Diamond Mine'dan insanlar deli gibi elmas kasmaya başladı arkadaşlar. Deli gibi gerçekten günde 1 trilyon elmas kasan adamlar var ya, fotoğraf paylaşmışlar günde 1 trilyon. Ben 600-700 milyar arası kastım. Daha erken başlasaydım yayın, video bilmem ne, bunlarla uğraşmasaydım ben de en az 1 trilyon kasardım bence. Gene iyi kastım yani, 600-700 milyar gene iyi kastım arkadaşlar. Peki kasma taktik neydi ve nasıl kasılıyordunuz? Arkadaşlar 3 çeşitini de denedim. Önce huge'lerle denedim, sonra güçlü petlerle denedim, sonra güçsüz petlerle denedim. Hiç fark etmiyordu, hepsiyle aynı elmas geliyordu. Yani hepsi huge de olsa aynı elmas geliyordu. Hepsi işte Titanic de olsa aynı elmas geliyordu. Hepsi güçsüz pet olsa da aynı elmas geliyordu. Şimdi gelin deneyelim arkadaşlar. Öncelikle single single, yani tek tek göndermeniz gerekiyor. Böyle tek tek gönderiyorsunuz. Çünkü şunu fark etmiştim arkadaşlar. Toplu göndersem de saniyede 1.5 milyon geliyordu. Ayrı ayrı göndersem de saniyede her petten 1.5 milyon geliyordu. Her petten 1.5 milyon gelmesi demek arkadaşlar ne demek? Yani bayağı iyi demek. Şöyle gördüğünüz gibi her yere gönderiyordum ve şu an 100k yazıyor ya abi. Burada normalde şu anda 500 milyon olmuştu bile. 500 milyon şu anda olmuştu arkadaşlar. Öyle düşünün. Şu an artık o kadar elmas kasılmadığı için de petlerin fiyatı tekrardan düşmeye başladı. Yani bu oyunun ekonomisini ben anlamıyorum arkadaşlar. Birden pat diye yükseliyor, birden pat diye düşüyor. Yani o böyle yavaş yavaş dalgalı dalgalı yükselmek diye bir şey yok. Yani gerçekten aşırı derecede tak diye birden düşebiliyor. Bir saat sonra bakmışsınız bir olay oluyor, tak diye birden tavana sıçrıyor. Yani nasıl bir ekonomi oğlum, böyle bir şey olamazdı ya. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı, kanalı paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bay bay.